Değerli kuru üyelerimiz, değerli hocalarımız, kıymetli hazırım. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomileri, Finansı ve Bankacılığı Sempozyumu için hazırlamış olduğum sunuma başlıyorum. Sunumumuz Abdülhamit Han devri dönemi ile alakalı olup konu başlığımız 2. Abdülhamit Han döneminde Anadolu topraklarında ulaştırma yatırımlarıyla alakalı yatırımlarından karayolu yapım ve onarım projeleriyle alakalı olacaktır. Sunumumuzu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Veli Sırım hocamızla beraber hazırlamış olup acizane doktora öğrencisi olarak ben sunacağım. Öncelikle konumuz itibariyle ulaştırmadan bahsettiğimiz için ulaştırma nedir sorusunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Türk Dil Kurumu ulaştırma kavramını şu şekilde tanımlamıştır. İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan araçların tümü yani münakalat şeklinde tanımlamıştır. Münakalat Arapça bir kelime olup mastar manası ulaştırmak anlamındadır. Ulaştırmanın tarihine kısaca şöyle girdiğimiz zaman, ulaştırma insanoğlunun yani ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünyaya indirildiği günden itibaren var olmuş bir kavramdır. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Sırasıyla avcılık, tarım, zanaat, sanayi, endüstri, teknoloji ve benzer faaliyetlerin gelişerek artması ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin bir yerden bir yere, diğer bir yere nakli sorunsalını doğurmuştur. Dolayısıyla ulaştırma kavramı önem kazanmıştır. Ulaştırma kavramının fonksiyonlar arasında görülen zaman fonksiyonu ve yer fonksiyonu neticesinde geniş bir perspektif içerisinde gelişim gösterdiği açıktır. Öncelikle takas ekonomisi yıllarında malların değiş tokuşunu sağlayacak en önemli fikir malları bir yerden bir yere taşıma fikriydi. İmparatorluklar çağında ise istila ve sömürge hareketleri nedeniyle ulaştırma kavramının en güçlü destekleyicisi savaşlardı. Orduların kara ve deniz yollarını aktif kullanması bunda etkili bir yöntem olmuştur. Zaman içerisinde savaşlarının yerini ticaret almış, ulaştırma hem ticari bir faaliyet hem de ticaretin devamlılığı için gerekli bir şart olmuştur. 1789 Fransız İhtilali'yle de sanayi devrimi yeni bir çağın başlangıcı olmuş, sömürge ve istila ticaret savaşlarıyla olmaya başlamıştır. Bu noktaya geldiğimizde günümüze kadar gelişim seyri verilmiş olan ulaştırma, literatür araştırmaları neticesinde çok da güncel olmayan bir konu olduğu tespit edilmiştir. Günümüz iktisatçıların yaptığı araştırmalarda ulaştırma harcamalarındaki artışın kamu harcamaları içerisinde, yatırım harcamaları içerisinde kendisine yer bulduğundan çarpan etkisiyle büyümeyi hızlandırdığı tespit edilmiştir. Peki konumuz itibariyle Abdülhamit Han ve Abdülhamit Han kimdir sorusuna vereceğimiz cevabı şu şekilde kısaca açıklayabiliriz. 1842 yılında Sultan Abdülmecit Han'ın oğlu olarak dünyaya gelen 2. Abdülhamit Han'ın ismi dedesi 1. Abdülhamit Han nazarı itibariyle konulmuştur. Çünkü aile o zamanki saltanat ailesi 1. Abdülhamit Han'ı gerçekten çok sevmektelermiş. Hatta Abdülhamit Han doğduğunda Abdülhamit dedesinin isminin konulması için o şekilde nazar itibar alınmıştır. Eğitim ve güzel ahlak yetişmesi için hususi hocalar tarafından yetiştirilmesi için çaba sarf edilen Abdülhamit Han 1876'da 34. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkmıştır. 1909 yılına kadar tahtta kalan Abdülhamit Han, 31 Mart vakasıyla halledildikten bir itibar Selanik'e sürgüne gönderilmiş. 1918 yılında da ilahi takdir icabı ebediyete intikal etmiştir. Kronolojiye de şöyle kısaca baktığımızda Abdülaziz Han'ın halledilmesi ve sonrasında 5. Murat'ın halledilmesiyle tahta 1876 tarihinde çalkantılı bir dönemde çıkmıştır. 1876'da Kanuni esasıyla meşrutiyetin birinci dönemi ilan edilmiştir. 1877-78 yıllarında
93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın çıkması ve Ayas-Stefanos Anlaşması'yla Meclis Mebusan'ın tatil edilmesi olmuştur. 1880'de Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kuruluşu, 1900'de Hicaz Demiryolu'nun inşası, 1908'de Hicaz Demiryolu Medine'nin nöbere ulaşmış, 1909'da Abdülhamit Han tekrar kanuni esasını ilan etse de hal edilmiştir. 19. yüzyılda konumuz itibariyle ulaştırma yatırımlarının bölge Anadolu topraklarındaki vilayetlere ekonomik noktada nasıl etki ettiğini araştırmak için öncelikle vilayet nizamnamesine değinmemiz gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü 19. yüzyılda düzen bozulmuştu ve bu bozulan düzenin tekrar nizamı için belirli kanunlar çıkartılmıştı. Bunlardan birisi de 1839 yılında Vilayet Nizamnamesi adı altında düzenlenmiş olan kanundu. 1864'te Vilayet Nizamnamesi biraz daha geliştirilmiş. Mithat Paşa'nın Tuna Valiliği döneminde Tuna Valiliği Nizamnamesi olarak düzenlenmiştir. Aslında Tuna Valiliği Nizamnamesi diğer Osmanlı vilayetlerinde de kullanılmak için düzenlenmiştir. 1864 tarihli Vilayetler Nizamnamesi'ne göre her vilayet idaresi sancaklara bölünüp onların başına da mutasarrıfların geçirileceği ve bu şekilde merkez idarenin gücünün arttırılacağı hesap edilmiştir. Osmanlı hep merkez idarenin gücünün artması için mücadele etmiştir. Eski padişahlar döneminde de, Abdülhamit Han döneminde de, Vahdettin Han döneminde de bu şekilde kanunlar çıkartıldığı görülmüştür. İdari bölümlendirme, vilayet, liva, kaza ve köy şeklinde günümüz idari bölümlendirmeye benzer şekilde yapılmıştır. Vilayetlerde vali, livalarda liva kaymakamı, kazalarda da kaza müdürü ve köylerde de ilk defa 2. Mahmut Han tarafından uygulamaya konulan seçim ve iş başına gelen muhtar görev yapmaktaydı. Aynı zamanda görevlerin yürütülmesi için vilayet idare meclisleri, liva idare meclisleri, kaza idare meclisleri ve köylerde de günümüzde olduğu gibi ihtiyar meclisleri oluşturulmuştu. Eyaletlere bağlı vilayet umum meclisine her sancaktan 4'er üye vali başkanlığında yılda bir kez 40 gün sürecek meclis toplantılarında vilayet sınırları içerisinde bulunan devlet yolları ile kaza ve köylerde bulunan özel yolların durumu konuşulacak, alınan kararlar hükümete resmi yazı ile bildirilecek ve meclis-i âlâda görüşülüp karara bağlanacaktır. İşte burada vilayet nizamnamesinin bizim konumuz için önemi ortaya çıkmakta. Çünkü 40 gün sürecek meclis toplantılarında yapılacak devlet yollarının ve onarım ve projelendirmelerinin durumu konuşulup ondan sonra resmi bir yazı ile meclis-i âlâya gönderildiği görülmüştür. 1871 yılında vilayetler nizamnamesi kanunlaşmıştır. 1871 nizamnamesine göre 16 vilayet ve 78 tane sancaktan oluşmaktaydı. Anadolu topraklarında Osmanlı Devleti'nin Anadolu topraklarında. Peki Abdülhamit Han dönemi karayolu yapım, onarım ve projelendirme faaliyetlerini tabii arşiv belgeleri ışığında yapacağız. Sunum 20 dakikalık olduğu için ortalama kısa tutmak zorunda kaldık. Burada örneklerle açıklamak ihtiyacı hissettik. İkinci Abdülhamit Han, malum haliniz günümüz tarihçilerinin, siyasetçilerinin hem de dönem tarihçilerinin üzerinde mutabakatla anlaşamadığı bir padişahdır. İkinci Abdülhamit Han aslında bakıldığında yeniliğe açık bir önemli şahsiyetlerden birisidir. Bunun en önemli göstergelerinden birisi de binlerce hayır kurumlarını yaptık ve onların onarımı için kendi şahsi hazinesinden yaptıkları harcamalardır. Sultanın bu konuyla alakalı bir defter tuttu ve bu defterin sonunda da mabadi vardır şeklinde bir kayıt bulunmaktadır. Mabadi var, yani devamı var. Örneğin bu defterde yol inşaatı bir sürü hayır eseri olduğunu görmekteyiz. Nedir? Cami, türbe, han, aşevleri. Dolayısıyla bunların yanında bizim konumuzu ilgilendiren köprü, yol, şose yollarının
tamir, onarım ve yapımıyla alakalı kısmı olduğu için burada dört tane örnekle bunu açıklayabiliriz. Örneğin Edirne vilayeti Evreşe kazasında Kınalı Köprüsü'nün inşası masrafı için 37.891 kuruş, İstanbul Haydarpaşa'da iki gözlü köprü inşası için masrafı için 23.693 kuruş, Dicle Nehri üzerinde iki adet köprü inşaatı için 17.478 kuruş, Edirne vilayetinde Gümülcine Sancağı dahilinde bulunan Hamidiye Köprüsü'nün tamir ve mesarifi için 35.700 kuruş, daha sonra da tekrardan yapılan tamir mesarifi için ise 13.767 kuruş. Daha sonraki yıllarda aynı köprüde tamir mesarifi olmuş. Bunu kendi cebinden, kendi hazinesinden Abdülhamit Han insanların hayrına vermiştir. Klasik dönemde Tanzimat öncesi dönemde karayolu inşası faaliyetleri genelde ticari manada düşünülmüş. Bu minvalde karayolu yapımı için oluşturulan müesseseler derbençilik, köprücülük, kaldırımcılık ve gemicilik faaliyetleri şeklinde sıralanmıştır. Bundan başka yapılan kanunlar neticesinde karayolu yapımı bağlantılarının açılması köylülerin vasıtasıyla yapılmıştır. Yenileşme döneminde ise önceleri iktisat nezaretine, daha sonra ise Ebniye-i Hassa kurumunun kurulmasıyla bu kuruma devredilmiş Nafi'a nezaretiyle bütün yetkiler bu makamın üstesinde toplanmıştır. Konumuz itibariyle ise arşiv taramamızın büyük bir bölümünü Ticaret ve Nafi'a Bakanlığı'nın belgelerinden yararlanarak yapacağız. 1851 tarihinde zamnamede belirtilen hususlar 1882 yılında Abdülhamit Han tarafından güncellenmiştir. Bu güncellemede şu şekilde kararlar alınmıştır. Yol inşaatında uyulacak kurallar da bu güncellemede belirlenmiştir. Her şahıs senede belirli günlerde ya bizzat ya aracı vasıtasıyla görevli memura para vererek muaf kalmaması şartıyla, bazen o şekilde olabiliyormuş, ne yapıyorlar? Görevli memura rüşvet adı altında para vererek muaf kalmalarını istiyorlarmış. Abdülhamit Han kesinlikle bunu bu kanun 1882 yılında güncellemeyle kaldırmış ve 1889 yılında aynı kanunun güncellenen kanunda nizamnamede çalışma mükellefiyeti yaşı 20 ila 60 arasında sınırlandırılmıştır. Peki, yenileşme dönemindeki Anadolu vilayetlerinde yapılan şose, karayolu yapımı ve köprülerin yapımıyla alakalı ortalama durum nedir diye sorduğumuzda şu şekilde açıklayabiliriz. 1880 örnek olarak tabii örnek yılları baz aldık. Tabii çalışmamızda inşallah bu da daha detaylı bir şekilde ortaya konulacak. 1881 yılında ortalama 1014 kilometre yol ve irili ufaklı yaklaşık olarak 1432 adet köprü inşa edilmiştir. Anadolu topraklarından bahsediyoruz. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Doğu Beyazıt, İran, Karayolu haricinde 12.000 kilometrelik bir güzergaha sahip Samsun-Bağdat şosesi 1895 yılında hizmete girmiştir. Hicri 1399, yani miladi 1903 yılında da toplamda Anadolu topraklarında 218 kilometre yol, 656 adet köprü ve menfez yapılmış ve bunlar için ortalama 15.436.000 kuruş harcama yapıldığı görülmüştür. Kuruş hesabına girdiğimizde şu şekilde bir hesapla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Osmanlı döneminde 1 lira 5 mecidiye, 1 lira 100 kuruş olarak hesaplanmıştır. Harcamayı buna göre yorumlayabilirsiniz. Yol yapımıyla alakalı başka bir yöntem de imtiyaz vermedir. Günümüz yap işlet devlet modelini hepimiz gözümüzün önüne getirelim. İmtiyaz verme de o dönemde kullanılan bir yöntemdi. Devletin kendi imkanlarıyla yapmış olduğu yol, şose ve köprülerinin yanı sıra bir kısım işler de özel firmalara ihale yoluyla verilebiliyordu. Tabii devlet teminatı alınarak. Örneğin Monsieur Human namındaki bir zat anlaşmanın şartlarına uyarak inşaatı zamanında ve istenilen şekilde bitirme sözleşmesi imzalayarak İzmit ile Atapazarı arası ve Sapanca'dan Gevre'ye kadar olan yolun inşası ve tamiri işini devlete belirli bir akçe teminat vererek yapmıştır. 1880 yılında Nafia Nezareti nezdinde Trabzon, Erzurum, Karayolu'nun İstanbul, Bayezid'e kadar uzatılması düşüncesiyle teklif sunulmuş. Devletin içerisinde bulunduğu iktisadi durum nedeniyle
bunun yapılamayacağı, fakat bu yol faaliyetiyle alakalı gündem devam etmiş ve günümüzdeki biraz önce bahsettiğimiz gibi en makul ismiyle yap, işlet, devret modeliyle yapımı görüşü ortaya atılmış, fakat proje gerçekleştirilememiştir. Tabii konumuz itibariyle gerçekleştirilmeyen projelerin de ele alınması gerekmektedir ki gerçekleştirilse acaba nasıl bir sonuç doğuracağıyla alakalı yorum yapabilirim. Joseph Antonio Beauvoir adlı Fransız mimarın İstanbul Sultanahmet ve çevresinde bulunan yol ve şoselerin yapımıyla alakalı Abdülhamit Harp tarafından görevlendirildi. Fakat bu mimarın eski izlerini silmek için, yani yapmak istediği cami, medrese vesaire yıkılması talepleri, projeler bu şekilde projeler üretmesi nedeniyle Abdülhamit Han tarafından azledildiği tespit edilmiştir. Elbiyay Selase, yani Abdülhamit Han'ın Doğu vilayetleri alakalı da, Anadolu toprakları içerisinde kalan Doğu vilayetleri alakalı da projeler ürettiğini görmekteyiz ki aslında konumuzla alakalı olmayan Hamidiye alayları bu konuyla alakalı ciddi bir örnek teşkil etmektedir. Elbiyay Selase'nin güvenlik kaygılarının ortadan kaldırılması adına Batum Kapandibi, Batum Artvin Erzurum ve Batum Artvin Kars yollarının karayolu ve şose inşaatlarının yapılmasına başlanmıştır. Önemli projeler içerisinde hayata geçirilemeyen, daha sonra geçirilen Cisre Hamidi ve Tüneli Bahri projeleri vardır. Bunlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 1973 yılında, Fatih Sultan Mehmet 1988'de ve Yavuz Sultan Selim 2016 yılında yapılarak Abdülhamit Han'a bir nebzede olsa yaptığı projelerle alakalı rahmet okutacak projeler olarak gündeme gelmiştir. Dönemin önemli projelerinden bir tanesi de Çanakkale Boğazı'na düşünülen projedir. Şu anda yapımı devam eden köprüyü gündeme gözümüzün önüne getirdiğimizde 1879 sonrası düşünülen Joseph Zella tarafından İstanbul'u İzmir'e bağlamak ümidiyle yapılan bir projede ortaya atılmış bir projedir. 1879 sonrası düşünülen proje Osmanlı'da Sadi'nin derin etkilerini birbirine rafa kaldırmış. Bundan 140 yıl sonra bitirme hedefiyle ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak çalışmamızda şunu görmekteyiz. Sanayi devriminin ve sömürgecilik faaliyetlerinin açısından Avrupalı imparatorlukların ve devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri ticari, siyasi ve sosyal yönde tezahür etmiştir. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Böyle bir dönemde devlet yönetimi uhdesinde kalan Sultan Abdülhamit Han dönemi muammalarla dolu, bahsettiğimiz gibi bir o kadar da proje dönemi olarak da adlandırılabilmektedir. Yapılan projeler kadar bitirilemeyen projelerin günümüzde bitirilmesiyle ortaya çıkan siyasi ve ticari gelişmeler göstermektedir ki Sultan dirayetli ve milliyetperver bir anlayışla ülke topraklarını yenileşme ile de tanıştırmıştır. Sultan Abdülhamit yenileşme hareketlerini merkezi otoritenin korunması koşuluyla imtiyaz vererek de yapmaya çalışmış, padişahlığının ilk yıllarında Anadolu topraklarını baştan başa dolaşacak karayolu yapımı düşüncelerini projelendirmeye çalışmıştır. Kıymetli hazirun, kıymetli hocalarım, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.